ben Türk'üm. Bu cümleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyana kadar onu sıkıştıracağım. Ona dedirteceğim. Bak ya ben Türk'üm diyecek ya da seçimlerde silinip gidecek. Son yaptığımız yayında Çin aşısı ülkemize henüz gelmemişti ve siz vatandaşlarımızı bu programda uyarmıştınız. Özellikle faz 3 değeri olmayan ve henüz Çin'de bile yapılmayan bir aşıyı bizim ülkemizde nasıl yaparlar diye hükümeti de eleştirmiştiniz. O günlerden bugüne geldiğimizde Çin aşısı ülkemize geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlarımız oldu. Bazı ünlü şahıslar da oldu. Gerçi onlar Çin aşısı gelmeden Çin aşısı olduk dediler ama onların olduğu aşının da ne olduğunu daha tam bilmiyoruz. Böyle bir karmaşa da devam ediyor. Ama sonuç olarak ikinci kısmında geldiğini biliyoruz ülkemize. Artık birinci kısım geldi, ikinci kısım geldi. Sayın Cumhurbaşkanı aşıyı oldu. Sağlık Bakanı oldu. Sizin fikirleriniz değişti mi? Benim fikirlerim değişmedi. Sayın Cumhurbaşkanı aşıyı oldu, çok doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı aşıyı yalnız daha önceden oldu. Ve BioNTech aşısı oldu. Çünkü benim bir, şimdi çok ortada dolaşan bir şeyim var. Sayın Cumhurbaşkanı değil de, RTE ile ilgili, AKP Genel Başkanı. Şimdi ben ikiye ayırıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanının, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız, ülkedeki bütün siyasi partilere eşit mesafede, vatandaşların hepsine eşit mesafede olması gerekir. O devletin başkanıdır. Ha, devletin altında hükümet olur, siyasi partiler olur. Hükümetle siyasi partiler karşılıklı müzakere, münazara, münakaşa ederler. Bunlarda hiçbir beis yok ama bir insan devletin başkanıysa herkese eşit mesafede olur. Ama Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AKP'nin genel başkanı olduğu ve her gün muhalefete çattığı, hakaret ettiği, yalan söylediği, vatandaşlar içerisinde kendisi gibi düşünmeyene hakaret ettiği bir konumda olduğu için ben orada RTE'yi Cumhurbaşkanlığı makamından ayırıyorum. Bir AKP genel başkanı var. Recep Tayyip Erdoğan, ben ona RTE diyorum. Bir de Cumhurbaşkanlığı makamı var. Ben Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik en küçük bir saygısızlıkta bulunmam. O çünkü benim devletimin başkanı. Ama gönül isterdi ki o makamı hak eden şekilde dolduran birisi orada olsun. Ve gönül isterdi ki o makamda olan kişi partisiz olsun, benim aday olduğum gibi. Ve bütün vatandaşlarına eşit mesafede bulunsun. Bunları söyledikten sonra RTE aşı oldu. Hangi aşıyı oldu? BioNTech aşısını oldu. Ne zaman oldu? Bir aydan fazla oldu olalı. Şimdi bakın, daha evvelden de söyledim. RTE ürkek bir kardeşimizdir. Onun bu tip ürkekliklerini biz çeşitli yerlerde gördük. Güneydoğu Anadolu'da bir sipere girmişti. Vallahi birisi bir şey mi gösterdi mi? Kuş mu geldi? Adam böyle yaptı, siperin dibine girdi. Ya orada atom bombası düşse sen dik duracaksın kardeşim. Sen bir milleti temsil ediyorsun. Türk milletini. Gerçi kendisi Türk olduğunu söylemiyor. Ben ısrarla diyorum ki Türk olduğunuzu söyleyin. Çıkın bir gün deyin ki ben Türk'üm deyin. Şimdi bizi izleyen dostlarımız lütfen baksınlar. 20 yıllık, 30 yıllık kayıtlar var. Gençliğinden beri bir sürü kayıtlar var. Bir tanesinde büyük Türk milleti demiş midir? Bir tanesinde Türk bayrağı demiş midir? Bir tanesinde ben Türk'üm demiş midir? Dememiştir. Katiyen dememiştir. Şimdi Türk bir defa öyle ödlek olmaz kardeşim. Türk cesur bir halkın adıdır. Ve tarihe de cesaretiyle geçmiştir. Şimdi bu kardeşimiz ürkek bir kardeşimiz. Böyle bir sipere mipere girdi. Ondan sonra şey çıktı. Salgın hocam, çıktı. Cumhurbaşkanı hakaretten dava. Cumhurbaşkanı hakkında yani, konuşmuyorum. Yani hayır, Cumhurbaşkanı hakkında konuşmuyorum. Ben AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşuyorum. Cumhurbaşkanlığı olur mu? Zaten hakaret değil mi? Orada hakaret yok ki. Korkaklık, ürkeklik biyolojik bir durumdur. Bunda utanılacak bir şey yoktur. Yani insanların fıtratında vardır, yaratılışında vardır. Bu ayıp bir şey de değildir.
Ben bunu ayıplamak için söylemiyorum. Evet, ürkek bir kardeşimiz. Güvercin de ürkek bir kuştur yani. Korkar. Böyle yaptım, şey yapar. Onun için Recep Bey de öyle bir kardeşimiz yani. Şimdi o ürkeklik ve korkaklığının yanında salgın çıktığında saraya muazzam önlemler alındı. Yani herhalde bu Amerika'daki Pentagon'da atom bombaları şeylerin düğmelerinin olduğu yer o kadar korunmuyordur. Hiç zannetmiyorum yani. Muazzam önlemler alındı. Ya sinek girip çıkmadı. Sinek girip çıkmadı. Hiç kimseyle yüz yüze görüşmedi. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunu AKP milletvekilleri anlatıyor. Ben söylemiyorum yani. Şimdi sonra birdenbire bu kardeşimiz bir yüreklendi, bir aslan yürekli Rişar gibi oldu. Birdenbire bir şey oldu. Bir baktık Allah cuma namazına gidiyor. Bir baktık cumadan çıkmış konuşuyor. Bir baktık esnafın şeyine girmiş. Bir de eline pestil almış. Halka diyor ki pestil diyor Covid'den korur. Bizim Canan Karatay hocanın sarımsaklı şeyi gibi. Şimdi Canan Hanım'ınkinin bakın bir mantığı var. O kadar sarımsaklı paça çorbasını içersen bağışıklık güçlenmez de kokudan kimse yanına yaklaşamadığı için seni korur. İyi de pestil nasıl koruyor onu da anlamadım. Neyse bu arada bu pestil şeyini de attı. İsim Recep olunca atış çok oluyor. Ondan sonra hadi onu da söyledin güzel kardeşim. Sonra Araplarla yemek yiyor. Şimdi sabahtan akşama kadar kendisi maske mesafe diye habire konuşuyor ya halka. Arap'ın biri de o yalelliği gecesinden sen tut film çek at. Şimdi baktık Recep Bey'de maske yok. Recep Bey eğiliyor yanındakiyle konuşuyor, lokmayı götürüyor filan ağız burun açık. Ha, Recep Bey aşı olmuş, ben ona kani oldum, aşı olmuş. Büyük bir cesaret var kendisine gelmiş, davranışlar birdenbire değişmiş. Aşı olduğu için rahat davrandı. Çok rahat o davranıyor, yemekte. Çok rahat. İngilenler, gidenler, Araplar, şeyler, şaplaklar vur patlasın çal oynasın. O zaman bir daha mı aşı oldu sonra? Hayır bir daha aşı olmayacağım, o serum fizyolojikti. Tuzlusu yani binde dokuz. Yani bizim hepimizin, halkın, Türk halkının o vurulacağı Çin aşısı denilen aşıyı... Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı onu olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı BioNTech oldu. Ben zaten bunu dedim ki, bakın dedim benim böyle bir iddiam var. İstiyorsanız hemen geleyim dedim. Antikorlarınıza bakalım dedim. Açık açık söyledim. Yani neydi bana vereceği 2 mililitre kan. Antikoruna bakacaktık. Diyecektik ki ya çok yanlış etmişiz, ayıp etmişiz AKP Genel Başkanı'na. Efendime söyleyeyim. Olmadı. Sonra televizyonlarda serum fizyolojik oldu. Serum fizyolojik olduğunda da söyledim. Dedim hemen geleyim yarın. Eski antikor mu, yeni antikor mu onu söyleyeyim. İmmünoglobulin G mi oluşuyor, immünoglobulin M mi oluşuyor onları söyleyeyim dedim. Orada bir cevap gelmedi. Onun için tabii ki olsun. Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın BioNTech aşısı olmasını desteklerim. AKP Genel Başkanı'nı bilmem ama Cumhurbaşkanımın, devletimin başkanının BioNTech aşısı olmasını desteklerim. Bunu da yaptıysa ki yaptı, helali hoş olsun. Ama benim dediğim şu, halkın geri kalanına da senin yaptırdığından yaptırmak lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Sana BioNTech, öbürlerine tek öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Halka da aynı o kaliteli. Tabii bu sizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı'nın tabii aynı zamanda daha önce yaptığı, yani o Çin aşısı vurulduğu pozdan önce bulunduğu yerlerden de yola çıkarak bir çıkarımız. Tabii şimdi. Şimdi bunu bir iddia olarak düşünüyoruz. Ve aslında Çin aşısı değil, büyük bir ihtimalle daha güçlü olan BioNTech aşısını yaptırdığı için kendine o kadar güveniyor. Tabii bir de tabii şu var, Türkiye'ye gelmiş 25 bin doz BioNTech aşısı var o tarihlerde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşı, BioNTech aşısı olduğu tarihlerde 25 bin doz aşı geldi. Ben bunu Sağlık Bakanı'na defalarca sordum. Nerede kardeşim bu aşı? Abdest mi aldınız dedim, elinizi yüzünüzü yıkadınız dedim, dolaptan yanlışlıkla çocuk çöpe mi atmış dedim. Nerede bu aşı? Sayın Bakan kendisi
Hatta bakan düzeltti, dedi ki 25 bin değil 50 bin doz geldi dedi. Hadi. Bunun 1500 dozu 3. faz çalışmalarında BioNTech için Türkiye'de kullanıldı. Geriye kalan BioNTech aşıları nerede? Ben bunu çok merak ediyorum. Nerede BioNTech aşıları? Peki Cumhurbaşkanı'na da yapmadınız. Günah değil mi? Niye yapmadınız o zaman? Benim Cumhurbaşkanımı niye kaliteli aşıyla korumuyorsunuz? Madem aşı var ve neden yapmıyorsunuz Cumhurbaşkanı'na? O da madem alındı. Kendi içinde muazzam bir çelişki. Bu aşılar nerede? Şimdi bir şeyi ispat etmek için onun gözümüzün önünde cereyan etmesi gerekmez. Delillere bakarsınız. Bu kadar kendini izole etmiş bir insan birdenbire ortalığa çıkıyor. Ve en önemlisi de o Yalelli gecesindeki görüntü. Ağızda maske yok, nasıl olur ya? Ağızda maske yok. Elin Arabı gelmiş oraya oturmuş masada. Ne olduğunu bilmiyorsun. Adam geliyor. Şimdi ben karşılıklı geliyoruz. Şimdi nereden bilirsin? Yurt dışından gelmiş bir insan, seyahatten gelmiş. Nasıl maskesiz oturuyorsun? Ha, güzel. Aşı olduğu kesin. Peki o zaman Çin aşısı var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Hangi aşı var? Sadece BioNTech aşısı var. Geldi mi geldi? Geldiğini Sağlık Bakanı söyledi mi? Söyledi. Ben 25 bin doz diyorum. Sağlık Bakanı 50 bin doz diyor. Şimdi ben soruyorum. Bir tanesini Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptınız. Ya geriye kalan 22-23 bin doz aşı nerede kardeşim? Bunu bir açıklayın ya. Nerede bunu bir söyleyin. Ben bunu merak ediyorum. Şimdi tabii birazdan Çin aşısıyla ilgili daha detaylı sorularım olacak size. Ki izleyicilerimizin sorularını da soracağım ama açıkçası takıldım ben de bir gazeteci olarak bu konuya. Bir taraftan evet bu kadar yoğun bir şekilde korunan, hem sağlığı önemsenen, tabii, devletin, öyle de olması lazım. Devletin tüm imkanları da önünde olan bir cumhurbaşkanımız var. Ve cumhurbaşkanımızı böyle bir yemeğe nasıl olur da maskesiz çıkartırlar sorusu önemli. Normalde nasıl imkansız olur? Zaten bu olamaz. Çünkü tabii. Evet oradaki insanlar işte Arap bir topluluk da vardı orada. Ve yurt dışından gelen insanlar var. Ve onlarda korona olma ihtimali yüksek. Tabii. Yani bir risk var. Ve Cumhurbaşkanı o yemekte maskesizdi. Evet. Peki bu güzel bir örnek oldu. Ben de başka bir yerden sorayım. Şimdi sizin de uzmanlık alanınızdan sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çin aşısı olduğu şırınganın Çin aşısı vurulan şırınga olmadığı iddia ediliyor. Yani BioNTech ile Çin aşısının arasında bir fark var deniliyor. Doğru mudur böyle bir şey? Yok. İkisinin yok. Yani şöyle. Ne derler? Şırınga mıdır? Şırınga. Evet. Yok o çok önemsiz bir şey. Önemsiz bir teferruat. Yani şırıngayı alırsınız, serum fizyolojiyi çekersiniz. Onun içinde serum fizyolojik olduğunu onu yapan hekim de bilemez yani. Onun önüne çekilmiş olarak gelir. Yapar. O serum fizyolojik. Yani iki aşı da aynı şırıngayla yapılabilir diyorsunuz. Tabii çünkü çok konuşuldu o bir ara bu konuda. Tabii yapılır. Çünkü neden? Şimdi mesela bugün veya dün bir hekim arkadaşımız diyor ki yeni gelen bu 6 milyon doz aşının diyor Türk Hava Yolları'nın uçağına sığması mümkün değil. Ben diyor hesap ettim diyor. Bu uçağa sığamaz. Onun için 6 milyon doz aşı gelmedi diye bir iddiada bulunuyor. Bu doğru olmayan bir iddia. Mantık olarak doğru. Eğer şırıngalarda gelseydi, paketlenmiş gelseydi 5 tane uçağa da sığmazdı. Öyle yolcu uçağıyla falan gelemezdi. Ama bunlar varillerde geliyorlar. Sıvı olarak varillerde geliyor. Burada şişeleniyor. Onun için burada istediğiniz enjektöre çekersiniz onu. Hiç fark etmez. Yani enjektörün bir özelliği yok. Ben de şimdi çantamda bir doktor olarak taşırım enjektör ne olur ne olmaz diye. Efendime söylüyorum enjektöre çekerim yaparım. Hiç problem yok. O yani orası takılınan yer yanlış bir nokta. Takılınması gereken yer Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl oldu da bütün bu önlemleri bir anda bıraktı. Araplarla yalelli maske yok yalelli nasıl oldu bu iş ben onu merak ediyorum yani. Şimdi orada korunma olmadan aşı olmadan öyle bir ortamda
Recep Tayyip Erdoğan kadar, bir güvercin kadar ürkek bir kardeşimiz o davranışlarda bulunamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile iddiaya göre tercih ettiği BioNTech aşısını neden Türkiye tercih etmedi? Şimdi soru bu. Hani hem de içerisinde iki tane Türk kökenli bilim insanının da olduğu bir firma aşıyı buluyor. İçerisinde değil ya, bunlar buldular. Bunlar buldular. Gurur da duymamız lazım bir taraftan, ki duyuyoruz da. Ama şimdi mesela Ruslarla bir işbirliği konuşuluyor aşıyla ilgili. O konuya da birazdan geleceğim. Ama biz neden Rus ve Çin tarafındayız? Niye BioNTech'i tercih etmiyoruz? Şimdi bunun üç farklı seviyede cevabı var. Birinci seviyesi, ben Sinovac'tan aşı almak işine akçalı konuların karıştığını düşünüyorum. O işin içerisinden parayla ilgili pis kokular geliyor. Çünkü neden? Kardeşim, dünyada aşı üreten 100 tane firma var. Birçoğu da aşıyı ortaya çıkartmış durumdayken siz bütün bunların arasında bir özel kuruluş seçiyorsunuz. Bu kuruluş dünyada saygınlığı olan filan bir kuruluş da değil. En kötüsü sicili kirli. Çünkü sicilinde daha önceden bu insanlar rüşvet vererek aşı ruhsatı almaya kalkmışlar. Bundan dolayı Çin makamlarınca cezalandırılmışlar, mahkemeleri görülmüş ve benzer uygulamaları da birkaç kez yapmış sicili kirli bir firma. Sinovac. Şimdi bunları nasıl buldunuz ya? Ben şimdi merak ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma sorsam, size sorsam, desem ki şuradan bana dışarıdan ne bileyim bir işte çocuklar hamburger alabilir misiniz? Şimdi bir sürü sağda solda hamburgerci var. Yabancı markalar var, yerli markalar var. Yani gidip de ara sokaklarda, ücra bir yerlerde en kokmuş etle hamburger yapmış, daha evvelden eşek eti, at eti kullandığı için efendim ceza almış hamburgerciyi bu çocuklar bulurlar mı? Yoksa şuradan gider, hani isim söylemeyeyim, hamburgercinin birinden paket yaptırıp gelir. Nereden buldunuz kardeşim? Nasıl aradınız? Yani en sahtekarını bulma kabiliyetinizin kaynağı nedir? Ben hep bunu merak ettim, bunu sordum. Nereden buldun bu en sahtekarını? Hadi buldun. Geleneksel aşı yöntemleriyle üretiliyor demişti Sayın Bakan. Ondan dolayı tercih ettim. Yani halk danslarıyla falan mı böyle geleneksel halay çekerek, davulla, zurnayla. Yani bakın tıbbın gelenekselini bu insanlar sülük yaparak, hacamat çekerek tıbbın yerine koyan mantıktır. Şimdi bunlara geleneksel, o zaman ağzına tükürün. En güzeli hocaların ağzına tükürmesi, en güzel o korur. En gelenekseli o. Deve sidiği içirin be kardeşim. Geleneksel. Tıp da geleneksel ne demek ya? Geleneksel. Tıp bir bilimdir kardeşim. Geleneklerle tıp yapılmaz. Tıp bir bilimdir. Şimdi aşıda... Ne demek istemişti o zaman Sayın Bakan orada? Geleneksel değil mi? Fasulyadan konuşuyor işte. Değil mi? Yani fasulyadan konuşan çok memlekette. Bakan da onlardan biri. Geleneksel. Ha ne? İnaktif aşı. Yani virüs öldürülüyor. Öldürülen virüs vücuda veriliyor. Peki etkisi olup olmadığını biliyor muyuz? Hayır. Şimdi o kadar komik durumlar oldu ki, Sinovac Çinli bir özel şirket. Çin hükümeti kendi halkına Sinopharm aşısını yapıyor. O ne? Çin devletinin kendi ürettiği aşı. Halkına onu yapıyor. Sinovac'ı yapmıyor. Sinovac'ı yapmıyor. Devlet, Sinopharm dedim. Sinopharm diye kendi aşılarını. Sino Çin'den geliyor. China, Sino, Hino, Şino. Farm da eczacılık. Sino Farm. Kendi halkına onu yapıyor. Peki hadi sahtekarı buldun. Oradan bir vole çarpacaksın. Evet, canın sağ olsun. Bu kadarın yanında hadi bunu da götür. Çünkü çok gitti abi ya. Yani yüz milyarlarca dolar gitti bu ülkede. Gözümüzün önünde gitti. En son nepotizmin herhalde yeryüzündeki en muhteşem örneklerinden birisi Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı'nın
damadını Maliye Bakanı yapıp ülkenin 150 milyar dolarını yok etmesi. Şimdi ben 150 milyar dolar diyorum, bu bizi dinleyen insanların kafalarında tecessüm etmez. Yani ne demek 150 milyar dolar? 150 milyar doları ne olduğunu hayal dahi edemeyiz biz arkadaşlar. Yani tırları getirin buraya, buradan Boğaz Köprüsü'ne kadar tır yapın, 150 milyar doları kağıt para olarak Türk lirası halinde taşıyamazsınız. Trenler gelmesi lazım. Bu parayı yok ettiler ya. Bu parayı yok ettiler. Onun yanında hani Sinovac'tan çarpacakları şey iki dişin arasında kalmış minik et parçası. Şimdi peki buldunuz bunu. Hadi voley de vuracaktınız. Gerçi vuramadılar voleyi. Şimdi vurmanın yollarını arıyorlar. Hadi onu da yapacaktınız. Peki kardeşim, güzel kardeşim. Ya adam bari hiç olmazsa hamburgerci örneğinde gibi, aman abi ha şimdi sen bunu bana 3 liraya satıyorsun, ben 10 liraya Serdar Hoca'ya kakalayacağım da bari et kokmasın, adam doktor anlar etin koktuğunu. Bari kokmamış etten getir. Bari iyi bir etten yapılmış bir hamburger getir. E o da yok. Şimdi bir aşı geliştirilirken klinik öncesi çalışmalar vardır. Yani molekül seviyesinde, kimya seviyesinde, biyokimya seviyesinde, efendim bakterioloji seviyesinde, viroloji seviyesinde çalışırsınız. Ondan sonra hayvan deneyleri yaparsınız. Sonra insanlardaki çalışmalar başlar. Birinci fazda çok az insan, ikinci fazda biraz daha fazla insan, üçüncü fazda aşılayacağınız nüfuslara göre anlamlı örneklemlerde çalışma yaparsınız. Şimdi bunun birinci fazı ve ikinci fazı Çin'de yapılmış. Artık nasıl yapıldıysa. Orası... Onu bilemiyoruz. onu Rabbim bilir. Onu yaptıklarını... Kapalı bir ülke çünkü zaten. Yaptıklarını söylüyorlar. Biz de inandık. Saf milletiz biz. Herkese inanırız. Önüne gelen bizi kandırır. Mesela FETÖ gelir, bizim Cumhurbaşkanımızı kandırır. Saf. Bir güvercin saflığında. PKK gelir, Cumhurbaşkanımızı kandırır. Saf bir güvercin gibi, narin, ürkek, önüne gelenin kandırdığı bir zavallı bir adam. Görüntü o, önüne gelen kandırdığına göre. RT, AKP Genel Başkanı böyle bir adam. İşte onun için diyorum ki, Cumhurbaşkanının partisiz, böyle deve dişi gibi bir adam olması lazım. Böyle kolay kandırılan, ondan bundan ürken birisinin olmaması lazım. Bir de ben Türk'üm demesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ben Türk'üm demesi lazım. Ben Türk'üm. Bu cümleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyana kadar onu sıkıştıracağım. Ona dedirteceğim. Bak ya ben Türk'üm diyecek ya da seçimlerde silinip gidecek. Milliyetçilerden tek bir oy alamayacak. Atatürkçülerden tek bir oy alamayacak. Atatürk düşmanlarından, Türk düşmanlarından oy alacak. O oyda onu seçtirmeyecek. Eğer seçimlerde benim karşımda bir şansı olsun istiyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın, çıkacak ben Türk'üm diyecek kardeşim. Ona dedirteceğim bu lafı. Yoksa seçilme şansı sıfır. Üstüne gittikçe yürüyeceğim. Bu lafı söyletene kadar gideceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısın sen kardeşim ya. Nasıl ben Türk'üm diyemezsin? Nasıl gelmiyor, söyleyemiyor adam ya. Ben Türk'üm diyemiyor ya. Atatürk diyemiyor. Türk bayrağı diyemiyor. Bayrağımız bilmem neyimiz, tek bayrak tek millet. Adını söyle. Tek bayrak Türk bayrağı. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Söyle be kardeşim bunu. Bunları söyleyemeyen adamı ben bu memlekette bir daha cumhurbaşkanı seçtirmem. Bunu söyleyecek. Bunu mecbur edeceğim ona. Çıkacak ekranlara, insanların karşısına ben Türk'üm diyecek, ben ettim siz etmeyin diyecek, ben yeni anladım Türk olduğumu diyecek, buna benzer laflar edecek. Tamam, bu çok önemli bir konu. Şimdi oradan tekrar dönelim şeye, aşıya. Kandırıldı diyorsunuz Çin'de. Şimdi hadi birinci, ikinci fazda kandık. Geldik üçüncü faza. Üçüncü fazı kim yapıyor? Endonezya, Brezilya, Türkiye. Türkiye de sonradan çıktı. Üç ülke yapıyor. Endonezya yaptı, etti, döktü, açtı, saçtı, eline yüzüne bulaştırdı. Biz müşte yokuz abi dediler.
%71 diye bir oran çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Endonezya'dan hiçbir şey çıkmadı. Endonezya %70, bir haberde gördün mü? %70, Brezilya'da %50, Türkiye'de 91 diye bir bizim tarafta. Endonezya'dan hiçbir şey çıkmadı. Brezilya bunların hepsinden daha önden giden bir memleketti. Ve 20 bine yakın insanda yaptı bu işi. Brezilya'nın yaptığı ciddi bir çalışmaydı. Örneklem büyüklüğü olarak. Aralık ayının başında açıklayacaklar. Dediler ki Brezilya 3. faz sonuçlarını açıklıyor. Şimdi hepimiz heyecanla bekliyoruz. Açıklamak ertelendi. Ya niye erteliyorsun? Bir çalışma yaptıysan, açıklayacağım dediysen. Yani nasıl ertelenir bu? Ertelendi. Peki. Efendim Aralık ayının işte 20 bilmem kaçında açıklanacak. Ay bekliyoruz biz Brezilya açıklayacak. Açıklama ertelendi. Hayda bütün dünya bu defa kocaman bir soru işareti. Bu ertelemeler falan olurken bizimkiler, Sağlık Bakanlığı, ben onlara o dönemde Sinovac'ın pazarlama genel müdürü demiştim Sayın Bakan'a. Hakikaten Sinovac'ın pazarlama genel müdürü gibi arkadaş çıktılar 3. faz adı altında 1500 kişiye bir çalışma başlattılar. Çalışma bitmeden sonuçları alelacele açıkladılar. %90 üzerinde koruyuculuk var dediler. Brezilya Brezilya 20 bin kişi de yaptı. Daha yok. 1000 kişiyle yaptık diyorsunuz. Biz 1500 kişiyle yaptık. Peki hocam, BioNTech kaç kişiyle yaptı? 35 bin kişiyle yaptı. AstraZeneca kaç kişiyle yaptı? 40 bin kişiyle yaptı. Moderna kaç kişiyle yaptı? 50 bin kişiyle. Bunların rakamları 35 bin, 40 bin, 50 bin bu rakamlarda yapıldı bunlar. Sen 1500 kişiyle yaptın. Şimdi örneklem diye bir şey var. Şimdi ben diyorum ki İstanbul'daki insanlarım diyorum 1/3'ü sigara içiyor. Niye? Sokağa çıktım 3 adam geçiyordu. İkisinin elinde sigara vardı. İstanbul'daki insanların 1/3'ü sigara içiyor. Ya örneklem senin o temsil edeceğin, hakkında karar vereceğin nüfusla orantılı bir büyüklükte yapılır. Sen 1000 kişiye, 1500 kişiye yapıp da aşının koruyuculuğu %90'dır bilmem ne diyemezsin. Bu bir. İkincisi bu açıklamanın Sinovac firması tarafından yapılması lazım. Bir devlet, kıytırık bir özel sektör şirketinin, başka bir memleketin şirketinin bilimsel sonucu olduğu söylenen açıklamayı yapar mı? Bir bakan yapar mı? Şimdi benim bir ayakkabı fabrikam var. Çıkıp da Sanayi Bakanı, Serdar Savaş'ın ayakkabı fabrikasından üretilmiş olan postallar, askerlerimizin ayağını %90 koruyacaktır der mi bunu ya? Adamı tefe koyarlar. Adamın kuyruğuna zil takarlar. Arkasından düdük çalarlar. Nasıl olur da bir devletin sağlık bakanı çıkar, bir özel sektör firmasının çalışmasının sonucunu devletin resmi ağzından açıklar. Şimdi bir, o örneklemden açıklanmaz. İki, araştırma bitmeden açıklanmaz. Üç, sen devletsin ya. Nasıl açıklıyorsun bunu? Sinovac açıklaması lazımdı. Tabii Sinovac olarak açıklayacak. Biz Türkiye'ye gittik. Biz Türkiye'ye gittik, sattık, böyle bir şey yaptık, sattık, ettik. Hayır, orada üçüncü faz çalışmalarını yaptık. Evet. Bilimsel sonuçları bunlardır. Şu kadar kişiye yaptık. Bunların yaş dağılımları buydu. Şimdi ciddi araştırmaları yapılmış, ciddi firmalara bakıyoruz. Yaş dağılımlarını görüyoruz. Şu yaş grubundan bu kadar insan, bu yaş grubundan bu kadar, bu yaşlı grubundan bu kadar. Bunlara yaptık, şu an etkiler görüldü. Bunlara yaptık, bizde hiçbir yan etki görülmedi, her şey çok güzel, şarap durup, bitti gitti. Şimdi olmaz, ayıp. Bilimsel olarak ayıp, siyasi olarak ayıp, insani olarak ayıp, her açıdan ayıp, ayıp. Peki bu ayıbı da şöyle koyalım. Alıştık. Bakın Türkiye'de o sözün sahibi kimdi?
yanlış söylemeyeyim, Murat Han Mungan mıydı? Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Şimdi Türkiye'de ya utanma duygusu yok. Yani utanarak yüzü kızarmak diye bir şey yok. Koskoca bakan çıktı, göğsünü gere gere ya biz yalan söyledik dedi, geçti gitti. Rakamları dedi, devlet şeylerimiz öyle gerektiriyor. Adam utanmadı ya, rengi kızarmadı ya. Ya ben esmerim, Benim bile kızardığım belli olur. Neyse. Şimdi hadi utanmayı da filan bıraktık bir tarafa dursun. Şeye, Brezilya Ocak ayında sonuçları açıkladı. %50,34, 20 bin kişiyle yaptığı çalışmanın sonucu 50,34. Vay be, bir zamanlar Türkiye'de işte Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan politikaya dönsün mü diye bir oylama yapılmıştı. Güneş Taner de no 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 diye kampanya yapmıştı. O oylama çok ilginç bir oylamadır. %49,9 hayır, %50,1 evet demişti. Aynı o oylama gibi. %50,34 efendime söyleyeyim koruyuculuğu var. Peki bu koruyuculuk binde 5 daha az olsaydı, %49,95 olsaydı ne olacaktı? Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu aşı yapılamaz kriterine girecekti. İşte 3 defa niye ertelendi bu? İte kaka o 50'yi nasıl geçiştireceğiz? O örneklemden adamlar çıkartıldı, yerine başkası sokuldu, rakamlarla oynandı, istatistikler değiştirildi, şu bu falan filan büyük paralarla. %50,34'ü hani böyle canını sahile attı, denize, kuma attı canını, vardık. Oh dedi %50,34. %50,34 ne demek? Size ve bana aşı yapacaklar, ikimizden birini koruyacak. Şimdi bugün aşı yapılan insanların en iyi ihtimalle sadece yarısı korunuyor. En iyi ihtimalle. Peki hocam BioNTech'de kaç? Yani o veriler 94. 94. 94. Ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 94.